Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan boşanan koltuğa kimin oturacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. İddialar Fidan'ın yerine Müsteşar Yardımcısı eski Brüksel Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın vekalet edeceği, ardından bu göreve asaleten atanacağı yönünde. Dış istihbarattan sorumlu olan Musa, Musul Başkonsolosluğu rehinelerinin kurtarılması sürecini ve operasyonu yöneten isimlerdendi. Bir diğer iddia ise Fidan'ın yerine iç istihbarattan sorumlu MİT Müsteşar Yardımcısı iken kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına atanan Muhammed Dervişoğlu'nun getirileceği. Dervişoğlu, İmralı görüşmelerine katılan isimlerden biri. Yeni müsteşarın kimin olacağı Erdoğan ve Davutoğlu'nun kararıyla netlik kazanacak. Biraz da ciddi bir adam gibi beni görüyorlar. Bu arada Fidan'la ilgili iddialara yanıt Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Gülmeden edemiyorum. Yani gerçekten komik şeyler bunlar. Katıldığı yani. Televizyon programında soruları yanıtlayan Akdoğan, Fidan'ın başbakan yapılacağı iddialarını komik bulduğunu söyledi. Böyle bir ihtiyaç mı var? Böyle bir konu mu var Türkiye'de? Şu anda Türkiye'de başbakan bellidir. Başbakan yardımcısı Fidan'ın dokunulmazlık zırhına bürünmek istediği iddialarına da değindi. Koruma zırhı, MİT müsteşarı, işte en son düzenlemelerle kuvvet komutanları vesaire, burada zaten böyle bir sorun yok. Böyle bir koruma kalkanı içerisine girmek gibi de bir şey yok. Niye korksun Hakan Fidan? Ne yanlış yaptı, korkacak? Akdoğan, Fidan'ın Dışişleri Bakanı yapılacağı iddialarıyla ilgili ise net bir yorumda bulunmadı. Siyasi görevlendirmeler, makamlar vesaireler bu genel başkanın, başbakanın takdirinde olan konulardır. Elbette Cumhurbaşkanı'nın da burada onay merci olarak bir iradesi vardır.